Konuşmama başlamadan önce öncelikle hafta başında kaybettiğimiz Sicil Kurulu Başkanımız, eski başkanımız Haluk Mete, kulüp genel müdürümüz Erdem Şatıroğlu'na Allah'tan rahmet, camiamıza da başsağlığı diliyorum. Çok uzun konuşmayacağım. Zaten finansal verilerle ilgili Sayın Divan Kurulu üyemizde olan Cem Sezgin bir sunum yapacak ve sizlere özet anlamında anlatacak. Bildiğiniz üzere Mayıs ayında ilk defa seçildik. Beşiktaş'ın en genç aslında kurulu olduk bugüne kadar. İlk defa da karşınıza çıkıyoruz. Bundan dolayı heyecanımızı mazur görmenizi rica ediyoruz. Öncelikle bizlere bu görevi layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ederiz. Tüm genel kurul üyelerine, Beşiktaşlara, destek verenlere, oy verenlere, vermeyenlere, Beşiktaş'ın tüm paydaşlarına teşekkür ediyoruz. Çünkü Beşiktaş'a katma değer sağlamamız için bize bu fırsatı sağladınız. Onun için tekrardan teşekkür ettim. Seçim döneminde verdiğimiz sözleri ve yarattığımız beklentinin farkındayız. Bu beklenti ve güvene layık olabilmek için haftada neredeyse 4 gün varan sürelerle çalışıyoruz. Ve Beşiktaş'ın Avrupa standartlarında, hatta onların daha üzerinde bir denetim sistemine kavuşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hani hepinizden bu konuda birazcık sabır bekleyeceğiz. Çünkü hepinizin bildiği üzerine hazır olan ve şu anda olan bir denetim sistemini iyileştirmiyoruz. Biz olmayan bir denetim sistemi kurmaya çalışıyoruz. Hani hayalimiz gerçekten büyük. Hani bugüne kadar yapılmayan ne varsa yapacağız. Biz buradan giderken de bize bağlı olmayan, kişilere bağlı olmayan, buradaki insanlara bağlı olmayan bir denetim sistemiyle Beşiktaş'ın geleceğinin aydınlık bir gelecek olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu ilk 180 günle ilgili zaten seçim döneminde aslında bir kitapçıkta biz 3 yıllık planın, yani master bir plan paylaştık sizinle ve 3 yılda neler yapacağımızı belirtmiştik. Bunun ilk 180 gününde genelde sessiz olduk. Biz sizlere şunu sözünü verdik. Şeffaf ve etkin bir iletişim içinde olacağımızı söyledik. Ancak şu anda yapmaya çalıştığımız şey altyapı ve kurumsal tarafı incelemek olduğu için ve kurulumuzla işimize odaklandığımız için sizlerden biraz daha uzak kaldık. Çünkü işimize odaklanıp işimizi yapmak, biz sizlere işimizle ve yaptıklarımızla kendimizi göstermek istiyoruz. Sözlerimizle değil. Bundan dolayı bizi sosyal medyada ya da basında maalesef daha az göreceksiniz. Ama kulüpte ya da buralarda istediğiniz zaman bizimle görüşebilirsiniz. Kulüpte zaten haftanın minimumda 3 günü yerimizde oluyoruz. Gelmeden bir gün öncesine haber vermeniz yeterlidir. 180 günde neler yaptık? Kurumsal yapıyla ilgili incelemelerimizde bulunduk. 3-4 departmanla ilgili özel notlarımız oldu. Bunu Sayın Yönetim Kurulumuzla da zaten paylaştık. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Özellikle birkaç tane konuda çok acil önlem aldılar ve daha doğrusu aksiyon aldılar. Bununla beraber ne yaptık? Geçmiş dönem denetim kurulları raporlarını inceledik. Zaten biz bir önceki raporumuzda yazdık. Bu ikinci raporumuz bizim. Bir önceki raporumuzda da yazdığımız gibi biz devir teslimde sizlere teslim edilen raporları sadece teslim aldık. Onun dışında özel rapor ya da bir çalışma ya da o raporların alt dokümanlarını teslim almadık. Onun için biraz önce söyledim. Biz hiçbir şey sıfırdan olmayan bir yapının üstüne geldik. 180 günde hedef denetim yapımızı oluşturduk. Buradan gittiğimiz zaman 3. yılında bu kulübün neye ihtiyacı olduğu ve nasıl bir denetim yapısına ihtiyacı olduğunu tespit ettik ve bunu yazılı hale getirdik. Denetim kültürünü oluşturacak bir yol haritamızı oluşturduk. Şu anda bir yol haritamız var ve hangi gün ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bununla beraber sizlere sunduğumuz 2. raporumuzda aslında fikir verecek bir seviyede rapor oluşturduk. Bu bizim hayalimiz değil. Bizim hayalimiz bunun çok daha ötesinde ve sizlere ve Beşiktaş camiasını şeffaflaştıracak ve sizinle iletişim içinde olabileceğimiz ve dedikodunun ve Beşiktaş'taki karmaşanın da ve güven sorununu da ortadan kaldıracak bir rapor oluşturmak. Aslında bu uğurda bence en önemli şeyler, biraz önce söylediklerimiz hepsi yapılması gereken temel altyapılardan biriydi. Seçim döneminde vaat ettiğimiz Beşiktaş'ın denetim kurulu yönetmeliğinin taslağını oluşturduk. Maalesef seçim döneminde olmadığını söylediğimiz zaman inanılmamıştı. Ama bugün o taslağı oluşturduk
yönetim kurulumuza, divan kurulumuza dün akşam teslim edebildik. Onların şu anda inceleme şansları olmadı. Bir sonraki dönemde onlarla da istişare edip son halini verip sizlere sunacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden beri şunu söylüyoruz. Bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleriyle hareket edeceğiz. Ve denetimin bu ilkelere temel alarak denetimin her alanında özgür bir şekilde mesleki uzmanlık ve değerleme gücümüzü sağlayacağız. Bizim temelimiz bağımsızlık ve tarafsızlık olacağını söyledik. Bundan dolayı biz kurulumuz olarak Beşiktaş'ın siyasetinde yer almayacağız. Çünkü biz Beşiktaş'ın teknik bir kurulu olacağız. Yaptığımız işte teknik yapılması gereken ne varsa bunu yapacağız. Bu yaptığımızla da Beşiktaş'ın geleceğini, aydınlık bir gelecek ve Avrupa'da hiç değilse mali anlamında temel oluşturacak denetim sistemini oluşturacağız ve yönetim kurullarına ya da buradaki tüm paydaşlara yol haritası oluşturmak ve rehber olmak istiyoruz. Şimdi divan kurulu üyemizde olan kurulu üyemiz Sayın Cem Sezgin gelecek ve sizlere son raporumuzla ilgili sunum yapacak. Herkese dinlediği için teşekkür ederim.